bölümde. Bununla ilgili şunu da sormak istiyordum. Aslında size bahsederken hazır onu da sormuş olayım Fadime Hanım. Yahya Sinvar'ın öldürülmesinden, şehit edilmesinden sonra bu Hamas'a, bu harekete nasıl yansıyacak? Sizce bir isim belli midir? Yerine gelecek olan isim işte askeri mi kanattan mı olur, daha çok siyasi kanattan mı? Yahya Sinvar'ın biraz da askeri kimliğin öne çıktığını biliyoruz. Bölgeye nasıl yansıyacak? Şimdi şunu kısa bir hatırlama yapalım. Yahya Sinvar İsmail Haniye'nin yerine geldi. İsmail Haniye daha müzakereci bir kişiliği olan biriydi ve bütün bu ateşkesle ilgili müzakerelere katıldı. Pozitif yaklaştığına dair çok fazla bilgi var. Bizim istihbaratımızla, Sayın İbrahim Kalın'la, Sayın Hakan Fidan'la, Sayın Cumhurbaşkanı'yla da hani bu manada bütün bu görüşmeleri yürüten daha yumuşak tabiatlı da bir insandı. Ama onu İsrail, yani müzakere ettiği kişiyi, ateşkes ilanı için konuştuğu, masaya oturduğu kişiyi katletti. Suikastle katletti. Bunun ardından Yahya Sinvar seçildi. Şimdi savaşçı bir komutanın komutanı da yine bu defa tesadüfen de olsa şehit ettikleri bir hakikat var ve ateşkesin adı bile anılmıyor. Mesela az önce verdiğiniz haberde Amerika Birleşik Devletleri de şu anda savaşı bitirmenin, rehinelerin eve dönüşünün zamanı gibi bir açıklamada bulundular. Hamas'ın rehineleri İsrail'e teslim etmesi için şu anda herhangi bir zemin var mı? Hani bu soruyu sormak gerekiyor. Tabii ki Hiç yok böyle bir şu zemin anda. Yok. Hamas teslim mi oldu ki Ya rehinelerin sadece teslim etti? Amerika'da değil, Avrupa'daki liderler de şu an acaba ateşkesin kapısı aralanabilir mi diye açıklamalar yapıyor, ama diğer yandan tabii Netanyahu'nun da her şeyi bir tarafa bırakacak olursak ateşkesi ne kadar isteyip istemediği de yani ortada. Netanyahu her şeyden önce zaten buna karşıdır. Yani Avrupa'daki liderler sizce hangi amaçla bunu dile getiriyor olabilir? Ya şimdi Amerika özelinde bir seçim baskısı olduğu çok açık. Ve İsrail'in İran'a vereceği cevap bekleniyor. Hani onun İran-İsrail savaşını başlatmasıyla ilgili bir kaygıdan bahsediliyor. Amerika böyle bir gündemle seçime gitmek istemiyor. Ama Sayın Hakan Fidan dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada İran-İsrail savaşının olasılığının çok yükseldiğini, Türkiye'nin de buna her şekilde hazırlanması, kendimizi buna hazırlamamız gerektiğini söyledi. Şimdi İsrail'in çok arzu ettiği şey bu. İran'ı savaşa çekmek. Amerika'yı Orta Doğu'da İran'la savaşmasını sağlamak. Çünkü bu savaş olduğunda onun Gazze'de, Filistin'de işlediği bütün savaş suçları anlamını yitirecek. Yani kimse dönüp de İsrail Gazze'lileri nasıl öldürüyor konuşmayacaklar. Çünkü daha büyük bir ateş, yangın çıkmış olacak. Ve o da elbette bir stratejik hedefi var. İsrail'in hani teolojik bir kılıf olsa da arzu mevut hedefi üzerinden bunu işte hem Siyonistler nezdinde hem de evangelistler nezdinde bunu meşrulaştırmaya çalışsa da onun istediği bir ulaşmak istediği bir toprak parçası var. Bizi de doğrudan ilgilendiren siyasi hedef bu. Ama elbette bizim şimdi zaten bütün güneyimiz ateş altındayken, zayıf devletler varken, terör örgütleri varken biz burada bir istikrarı sağlamaya, barışı sağlamaya çalışırken bir de bu bölgede en azından fiilen savaşmayan, vekil güçlerini bölgeye yayan ve ne yazık ki Müslüman da katleden İran, şimdi eğer böyle bir savaşın içine girerse Türkiye tam bir ateş çemberinin içinde kalacak. Bu sadece savaşa fiilen girip girmemenizle de ilgili bir şey değil. Bizim hani hedef ülke olduğumuz açık. Ama fiilen siz hani caydırıcı bir ülkesiniz sonuçta, güçlü bir ordunuz var. Diplomasi olarak, siyasi olarak güçlüsünüz. O kadar kolay değil Türkiye'yi savaşa çekmek, Türkiye'yi hedef almak. Bundan çekinirler ama nihayetinde beslenmiş, donatılmış bir terör örgütü sınırınızın az ilerisinde bekletiliyor. Bunun üzerinden Türkiye'de bir iç karışıklık çıkartılmak istenebilir. Enflasyon gibi bir hakikat var. Türkiye ekonomisi henüz işte yani rayına oturmadı, bazı veriler olsa da vatandaşa yansımadı. Ticaretiniz
mali durumunuz bundan etkilenecek. Hı Daha biz çok yakın bir tarihte 2 yıl önce çok büyük bir deprem yaşadık. Dün Murat Kurum'u ziyaret ettik biz Türkiye Medya Grubu olarak. O kadar büyük bir bütçeyle harıl harıl bir çalışma var ki bunların hepsi elbette bir parayla yapılıyor. Yani 11 ilinizin yıkıldığı bir hakikat var ve bunu unutuveriyoruz. Oysa insanlar şu anda konteyner kentlerde tamamen devletin faturaları ödemesi marifetiyle yaşıyorlar. Bunlar elbette ülkenin bütçesinden oraya gidiyor. Ama hani bu enflasyonun, ekonomik darlığın böyle de bir boyutu var. Devlet 11 şehrini yeniden yapıyor. Vatandaşına bakıyor şu anda. Bunlar böyle silsile halinde olumsuz etkilenebilecek mevzular. Ve işte iç cephe kısmı da Sayın Cumhurbaşkanı hep uyarmıştı. İsrail'in Türkiye'ye saldırmayacağını, Cumhurbaşkanı'nın vatandaşı boş yere korkuttuğunu söyleyen bir ana muhalefeti var Türkiye'nin. Şimdi Tam da hakikat aslında bu böyle anlamda olunca iç cepheye biraz dikkat etmek lazım değil mi? İç içeride zayıf cephenin ne kadar Türkiye önemli var. olduğunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.